Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi 18 Mart. Biliyorsunuz ben Denizli'de oturuyorum. Denizli'den. Şimdi geçen hafta hava güzeldi. Güzel geçti. Bugün biraz kapalı ama bir kuzu göbeğe çıkmış mı çıkmamış mı bir bakalım dedik. En azından şöyle eski bulduğum yerlerde böyle rakımı fazla olmayan yerlerde bir bakayım dedim. Önce yer bilgisi vereyim. Burası Denizli, Honaz. Görüyorsunuz rakım 680. 680 rakımlara bir bakalım dedim. Hem böyle güneşi güzel gören şeylerden olabilir mi diye bir bakayım dedim. Daha önceden buralarda bulmuştum. Hem çıkıp çıkmadığı hakkında da size bir bilgi vereyim dedim. Daha yeni geldim. Bir bakayım şöyle dolaşayım. En azından çıkıp çıkmayacağını bir haftaya çıkıp çıkmayacağını da tespit edebiliriz. Nasıl tespit ediyoruz? Daha önceden çıkan tabii ki küçük mantarlar oluyor. Mantarlara falan bakıyoruz. Eğer yabani mantarlar çıkmaya başladıysa ortam oluşmuştur. Kuzu göbeğe çıkma ihtimali vardır. Ona göre bir bakalım dedim. Şimdilik daha ya bu bölgede yabani mantar da görmedim ama bulunduğum yerde birazcık şey hani kuzeye bakıyor. İlk etapta güneşi gören yerlere bakmak daha mantıklı. Hava yeni ısındığı için en önce güneşi gören yerlerde, bölgelerde çıkıyor. Ondan dolayı. Ama dediğim gibi geçen yıl ilk önce bulduğum yerlerden bir yer burası. Ama şu anda daha görünür de bir şey yok. Şöyle biraz daha yan tarafa doğru gideyim. Dediğim gibi 18 Mart bugün. 18 Mart 2023. Normalde bu çalıların altında falan oluyor. Ama tabii ki şu anda daha göründüğü de bir şey yok. Bakalım. Hem olup olmayacağına bir fikrimiz olur. Mesela böyle mantarın kuzu göbeğinin ilk çıktığı zamanlarsa güneşe direkt gören yerler daha uygundur. Bakın arkadaşlar, şu bir mantar çeşidi daha önceden çıkmış ve kurumuş. Bu bölgede de oluşmuş. Mantar işi sabır işidir arkadaşlar. Ha benimki tamamen hastalık. Artık hani kuzu göbeğe, mantar, herhangi bir şey varsa artık yerimde duramam ben. İlle de gidip bir bakmam lazım. Şuradan planım şöyle. Şuradan ileriye doğru gidip oradaki hafif güneşi gören bölgeye bir bakmak. Varsa zaten oradan direkt belli olur. Evet, karşı tarafa doğru geçtim. Şu anda bu bölge güneye direkt bakıyor. Bu da ilk başta ilk çıktığı zamanlar bulma ihtimalini fazla yapıyor tabii ki. Normalde bu bölgelerde hava şartları normal gittiği zaman Nisan'da çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Nisan'da da fazla bir şey kalmadı. Bazen erkencileri oluyor. Erkencilerden falan olma ihtimali var mı diye merak ettim için açıkçası. Ben de çıkayım bir dolaşayım dedim. Hem temiz hava alayım.
grip olmuşum biraz. Ondan dolayı bayağı şey, ama temiz hava iyi geldi açıkçası. Genelde kuzu kulağı dediğimiz, kulakçık dediğimiz mantarlar var. Şu kuşanak. Bunun küçükleri oluyor. Onun olduğu bölgelerde zaten ortam oluşmuştur arkadaşlar. Ona da dikkat edebilirsiniz. Şimdi herhangi bir iz olma ihtimali var mı, ona bakıyorum açıkçası ilk etapta. Örneğin şu bölge olma ihtimali olan bir yer. Bakın, güneşe bakıyor. Dere şeklinde, yani direkt soğuğu ayazı almıyor ve bir anda çok çabuk ısınıyor. Ve şu bölgelerde mesela Çukurçanak'tır, Kuzu Göbeği'dir, böyle bölgelere bakabilirsiniz. Yani sizin bulmak amacınız, yani hem gezmek hem bulmak, da bulma ihtimaliniz daha fazla olur. Benim bugüne kadar edindiğim tecrübe böyle. Mesela bakın, Kuzu Göbeği'nin çok olduğu zamanlar tam çıktı dediklerinde böyle bölgeleri görseniz hiç atlamayın. Çünkü bu dalların toprakla karışmasından daha çok türüyor bu. Ondan dolayı bulunma ihtimali oluyor yani. Ama tabii şu anda bulabildik mi derseniz, daha ben görmedim. Hatta izine de rastlamadım, hani burada olabilir şeyine. Çünkü yabani mantarlar, çanak mantarları yok. Evet. Şimdilik görününde bir şey yok arkadaşlar. Deniz Honaz burası. Tabii ki şu anda Fethiye tarafında, Muğla tarafında sahillerde bulmaya başladılar ve gayet güzel büyük kuzu göbeği resimleri geliyor. Tabi bunları gördükçe ben de sabırsızlanıyorum. Acaba burada da çıkıverir mi diye. Oranın rakamı tabi 100-150, belki sıfıra yakın. Ama buralar bildiğim gibi 680 rakım. Yer olarak da neredeyim? Kucabaş'tan Kızılyer'e doğru giderken, yeni yapılan baraja doğru giderken, o baraj bölgesine varmadan Kızılyer'e hemen çıktıktan sonra sağa sola doğru dönüyorum. İlk bulduğum bölgeler buralarda benim. Ama şu anda gördüğümde bir şey yok arkadaşlar. Emare de bu görmediğim için şu anda buradaki, en azından bu alandaki emare de bulamadığım için en azından bu alandaki aramamı sonlandıracağım. Başka bölgelere de bakarım. Ama en azından bu bölgede olmayacağını anladığım için buradan döneceğim. Başka bölgelerde bulursam zaten videosunu çekerim. Bulamazsam en azından keklik kaldı arkadaşlar, bir tane daha. Keklikler çiftleşmeye zamanı tabii ki. Şu anda av yasağı var zaten. Ondan dolayı üreme dönemi bu bölgede oluyor. Zaten avlanma taraftarı değilim şu sıralar ben. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın pazar. Kısmet olursa yarın da başka bir bölgeye bakarım. Bir de unutmadan
Fırsat buldukça doğaya çıkın arkadaşlar. İnanın çok keyifli oluyor. Hani benim fikrim. Ben çok büyük keyif alıyorum. Şu yeşillikten, sessizden, kuş sesleri. Mükemmel.